Temelden çatıya her türlü inşaat uygulamalarının kurallarını yeniden yapılandıran Trabzon'da Köroğlu İnşaat'a konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Trabzon turumuz ile devam ediyor. Şimdiki durağımız ise inşaat sektörüne yönelik hizmet veren bir marka ismi Köroğlu İnşaat'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Ömer Köroğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz sormalı. Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Şimdi inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Tabii ki hizmetlerimizi anlatacağız ama öncelikle firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl gelişti? Firmamız 2015 yılında kuruldu. İki yıldır firmamız hizmet veriyoruz. Ağırlıklı olarak yalıtım sektöründe hizmet veriyoruz. Tabii firmamız 2 yıl oldu ama daha öncesinde tabii background'umuz çok kuvvetli değil mi? Şöyle, daha önce başka ortaklıklarımız vardı ama Köroğlu İnşaat olarak 2 yıldır biz bu sektörün içerisindeyiz. Şahsi olarak 22 yıllık bir şantiyecilik tecrübemiz var. Özellikle yalıtım sektöründe 22 yıllık şantiyecilik tecrübemiz var Türkiye genelinde yani. Sadece Trabzon'da hizmet vermiyoruz öyle değil mi? Peki nerelerde çalışıyoruz? Türkiye'nin bütün vilayetlerinde potansiyelimiz var, iş yapma kabiliyetimiz var. Şu anda devam eden şantiyelerimiz var. Erzincan, Sinop, İstanbul, Ankara, bu gibi illerimizde şu anda şantiyelerimiz var. Sadece Türkiye'de değil ama öyle değil mi? Aynen öyle. Mesela Kıbrıs'ta yaptığımız imalatlar var, Gürcistan'da var, Ukrayna'da var ama bunlar geçmişte. Önümüzde de projelerimiz var, görüşmelerimiz devam ediyor. Yani bir yalıtım sektöründe büyük bir tecrübeyiz yani. Kesinlikle. Büyük bir de eksiklerimiz olmasına rağmen büyük bir tecrübeyiz. Kesinlikle. Tabii yeni yasaya göre de enerji verimlilik kimlik belgesi olması gerekiyor tüm binalarımızın ve bu anlamda özellikle yalıtım sektöründe de hizmet vermek çok önemli ve çok gerekli olan bir şey aslında, öyle değil mi? Ben şöyle bir şey ifade etmek istiyorum burada. Şimdi bizim konut sektöründe özellikle en basit alınan şey yalıtım. En büyük sıkıntı ve bedel ödenen yalıtım. Mesela bir çatınız akıttığı zaman sizin eviniz ne kadar lüks olursa olsun hiçbir işe yaramıyor. Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Yani o da bir nevi ekonomiye bir katkı. Yani çünkü düşünün ki üzerinde 1 liralık imalat, altında 1000 liralık imalat. Yani üzerindeki 1 liralık imalat, alttaki 1000 liralık imalatı yok edebiliyor. Ve sizi de psikolojikman rahatsız edebiliyor yani. Büyük bir zarar. Büyük öyle değil mi? Zarar. Evet, ekonomiye yani milli ekonomiye büyük bir zarar. Yani geri dönüşümü oluyor ve hiçbir şeyin de geri dönüşümü orijinalini bulma ihtimali yoktur. Bu hangi dal olursa olsun, hangi dal olursa olsun. Kesinlikle. Bu anlamda tabii ki binalarımızda yalıtımla birlikte hem ekonomik anlamda ev sahiplerine büyük bir girdi sağlıyor ve evet, daha sonrasında da yine bu ekonomik girdinin devamlılığı sağlanıyor değil mi? Sağlıyor evet. Ülkemize döviz kazandırmış oluyoruz. Yani çıktığı azaltmış oluyoruz ve evin düşün gibi mesela bir köşesiyle diğer köşesinin ısınısının aynı olduğunu, yalıtımsız evlerde gidiyorsunuz beteğin olduğu bölge biraz sıcak, gidiyorsun diğer köşede çocuğunu oynatamıyorsun mesela yalıtımsız, çünkü onu dışarıdaki şey yoğuşma emip çıkartıyorsun dışarı doğru, ne yapıyorsun, bir kayıp, ekonomik bir kayıp yani. Tüketiciye çok büyük bir zarar aslında, hem ekonomiye hem devlete hem de tüketiciye değil mi? Hem de bütçemize büyük bir zarar. Bu anlamda tabii çok büyük faydaları var. Faydaları nelerdir yalıtımın? Ev ısısı, bir bina görünümü, mesela binanızın dışarıdan çürümesini engelleyebiliyorsunuz. Düşünün gibi çıplak betonarme binaya dışarıdan sürekli suyun sıcak ve soğuğun vurduğunu düşün. Onu zamanla ne yapıyor? Aşındırıyor. Aşındırıyor. Ne yapıyor? Sizin binanız deforme oluyor. Ama ısı yalıtımı onu koruyor. Yani ısı yalıtımı geliyor. Bir nevi dış cebeniz de su yalıtımı da oluyor. Hı hı. Su yalıtımı da oluyor. Mesela
su yalıtımı konusunda da mesela terasta betonarmenin su aldığı zaman beton aşağı su vermezse dahi o betonun içerisinde o suyu nüfuz ediyor. Aşağı rutubet olarak veriyorum. Düşünün ki bir evinizin rutubetli olduğunu düşünün. Veya temel ve perdelerinde su almasa bile o topraktaki rutubeti alıp evinizin içerisine, eşyalarınıza, yani orada da büyük bir, yani ekonomi var aslında. Aynı zamanda sağlığa da çok büyük zarar var, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Aynı zamanda sağlığa, yani bizim özellikle bizim bölgemizden bahsediyorum. Bizim bölgemiz nem oranı yüksek bir bölge. Romatizmal hastalıklar mesela, bir de düşün ki, bir de topraktaki rutubeti çektiğini düşün. Bir de öyle bir şey ki betonarmede demir bir iletken biliyorsunuz. İletken ne yapıyor? Temeldeki suyu alıp çatıya kadar çıkartabiliyor. Çatıya kadar çıkartabiliyor ve onu da binalarımızın ömrünü kısaltıyor, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Bu da binalarımızın ömrünü kısaltıyor. Kesinlikle, ama biz bunu en aza indirgiyoruz, hem ekonomiye katkı sağlıyoruz, aynı zamanda bütçeye de katkı sağlıyoruz, değil mi? Evet.